İyi günler. İyi günler abi beyefendi. Hoş geldiniz. Selam, buyurun. Evet, kolay gelsin. İyi günler hocam. Teşekkürler. Hanım. Sağ olun. Hocam ben evliyim. 3 çocuğum var. Hı hı. 15 senelik evliyim. Ama yaklaşık 2 senedir de hani başka bir kadın hayatıma girdi. Karınızı aldatıyorsunuz. Aldatma demeyelim yani. Ne diyelim? Seviyoruz birbirimizi. Hı hı. 2 senedir ve hiçbir şey de yaşanmadı öyle. Bir sene yani bir sene biz beraber olduk. 2. sene bu kadın evlendi. Evlendi gitti. Evlendikten sonra da hiç eşiyle beraber olmadı. Aynı odasına girmedi. Bana Siz nereden biliyorsunuz? Aynı soruyu sorduk. Nereden biliyorsun? Sana hesap mı veriyor? Yani Allah'ın varlığına nasıl inanıyorsam buna da öyle inanıyorum. Geliyor tamam. Buradadır. Şu anda da burada. Ne demek istiyor yani? Bak kocam da yapmıyorum. Sen neredesin? Ah ah. Ne diyor? Hayır hocam öyle değil. Ne diyor? Yani... Bak kızmaya başladığımı anlıyorsun. Evet. Hocam, kadına yani kızdım hangi ha. Gün, sana ayrı. Evet yani şöyle söyleyeyim. O beni ısrarla illahim yani herhangi bir gün bir şikayet duyarsan benden. Her gece sabahlara kadar görüntülü konuşuyoruz. Şimdi? Şimdi de. Bu evindeyken yani evli kocasının yanındayken kocası hayatı onun odasına girmedi. Ve kocasına da bir gün bana dokunursam ben başkasını seviyorum ben intihar ederim. Ben seninle olmaz diyor. O koca ne yapıyor? Göbek mi atıyor? Kocası da işte saygı duyuyorum. Bir gün alışırsın. Allah vermeye ya Rabbi ne kocalar var şu dünyada. Sen başkasını seve dur canım. Biraz önce Mersin'den bağlanan bir beyefendi oldu. Hı. Ben bu tam beni anlattı aslında orada. Ben bu kadının ve kendi hanımımın ikisine de yani ölsem dahi ben öldükten sonra bunlar evlenir mi korkusu var bende. Başka erkek bunlara dokunur mu? Vah vah sende de var yani. Ben oğlum sen delirdin mi? Şöyle söyleyeyim hocam biraz önce işte bir beyefendi işte benim hanımım 7 kişiyle beni anlatıyor da bana çocuk istiyorum. Sana benzettim. Bilmiyorum o deniyet bana çok farklı geldi. Yani bunu bir tane bile. Kabullenemiyorum. Yani ne onun başkasıyla olması ne bundan vazgeçebiliyorum. Evimde 3 tane çocuğum var. Hanımım var. Hanımım da çok iyi. Çok anlayışlı. Ama yani bu sorunu atlatamıyorum. Bununla ilgili hanımım da ısrar etti. Peki bir şey sorabilir miyim size? Bir şey soracağım size. Siz şimdi genelde biz kadınların 6. hissi çok kuvvetlidir. Erkekler bir şeyler karıştırmaya başladığında hemen bizim şuramıza bir şey düşer. Hemen her birimizde zehir hafiye oluruz yani söyleyeyim size. Siz eşinizi siz aldatma yani bu aldatma değil diyorsunuz ama başka bir kadına gönlünüz kaymış. Başka bir kadınla beraber olmuşsunuz. Eşiniz bunu fark etmedi mi Allah aşkına? Eşim fark etti. Şu anda da eşim kendisiyle ben telefonda onları da görüştüm. Şey, bu dönemlerde çok az çok nadir. 3 kere evlenen, 4 kere evlenen. Şimdi ne olur bölgelere bir kere şunu rica edebilir miyim? Bölgelere yani bu olayları bölgelere bağlamayın. Rica ederim. Yani doğuda böyle, batıda böyle değil. Biz böyleyiz deyin. Şahıs olarak konuşun. Şimdi siz bana diyorsunuz ben duyduklarıma inanamıyorum biliyor musunuz? Vallahi inanamıyorum duyduklarıma. Siz eşinizi aldattığınızı söylüyorsunuz. Eşiniz de öteki kadınla arkadaş mı oluyor? Değil arkadaş değil. Yani bu sorunu nasıl atlatırız anlamında beraber konuşalım. Nasıl bu işin içinden çıkarız anlamında bir konuşun dedim. Yardımcı olun bana. Kadın ne dedi? Onu da başkasıyla kabullenemiyorum, bunu da. Bir dakika, bunu... evvela bak daha fazla dayanamayacağım, konuşacağım. Evvela sen ilk iş olarak psikiyatra gidiyorsun. Bu düşüncen, yok karım da başkasıyla olamaz. Bir sene sonra beni bırakıp başkasıyla evlenen böyle komedi şeklinde karı kocalık yaşayan kadın da olamaz. Evvela seni halledelim. Sen evvela git bir psikiyatra anlat.
Neyse sana ne hastalık mıdır, ustalık mıdır, nedir? Doktor sana baksın. Selin bu abla bir... tavsiyenize geçmeden önce bir soru soracağım Allah aşkına. Peki o hani konsey gibi kadınları topladınız. Oradan ne sonuç çıktı Allah aşkına? Beni kurtarın ne dediniz ya. Ne söyleyeceğim diyor işte. Bana soruyor. Hayır, kadınlara sormuş. Demiş ki beni Allah aşkına bundan kurtarın demiş. Ben seni de seviyorum, seni de... Ne dedi kadınlar? Evet, evet yani... İkisi de birbirini kabul etmedi. O dedi ki sen gelirsen ben giderim. O dedi ki sen varken ben gelmem. Allah'ım. Bu sonuç ortaya çıktı. Bana bak evet. Zaten dizlerim ağrıyıp duruyor. Daha da beter kızacağım. Daha da beter kızacağım. Dinle beni artık. Tamam mı? Gelirsem kulağını çekeceğim. Bir. İki. O her iki evet. Kadına da benden nokta nokta nokta. Kadın evet. Mıdır? Nedir? Şahsiyet midir? Lan ne, hocam, nereden buldun bu? Hocam. Ne? Bu ikincisi. Söyle. İki senedir benim için ağlıyor her gece. Ama her gece. Şimdi bana bak kalkamıyorum ayağa. Gelirsem kafanı kıracağım haberin ola. Tut. Yeter beni dinle. Beni dinle. Tut, evet, İki senedir beyefendi için ağlıyormuş senin abla. Ya bırak işte hepsi tip dedim ya sana. Bunların hepsini birden psikiyatra, tamam mı? Gidecekler ama en başta sen. Sen gideceksin. Ya benim neyim var diye soracaksın. Bu kadınlar hele o seni bırakıp evlenip de kocasına yüz çeviren o kocayı da götürecek. O tam tip. Evlendiği karısı diyor ki ben başkasıyla yattım kalktım onu seviyorum. Seninle de öylesine evlendim. Kusura bakma yapamam. Ama diyor? Ama hocam, alışırsın hocam, diyor. Kaçırdığınız bilgiler var. Bunlar evlenirken de ben seni istemiyorum demiş. Ne derse desin. Kadın ama, zorla evlendirildi diyorsunuz yani. Evet yani şöyle ben nişan kartlarımı dağıttım, düğün kartlarımı dağıttım, intihar ederim. En azından bir aylığına benden evlen gibisinden bu evlendi. Beni böyle ikna ettiler. Çocuğum iki o evli göğe olan karı koca sen ve karın hepiniz beraber psikiyatra gidiyorsunuz. Duydun mu? Vallahi hiç gülmüyorum. Ayağa kalkarsam gelirim gösteririm sana. Bekle. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Beyefendi ben senin ablayı hiç böyle görmedim. Bir koşuda çıkışta Mersin'e gelir söyleyeyim ve sizi bulur. Ayrıca ben Adana'da senelerce çocukken yaşadım. Oraları da iyi bilirim. Ha? Bulurum seni. Haberin ola. Ben bunu hocam, kabul etmiyorum. Ahlaken hayır. Kafa işleyişi bakımından hayır. Bu ne evliliktir? Hiçbir şey olmasa o 5 tane mi dedin, 3 tane mi? Yavrucağı acı be. Tabii ki karınla oturacaksın. İşte, o çocuklara işte, babalık işte yapacaksın. Hocam 3 tane yavrucak hanıma verdiğim değer yüzünden bu 2 senedir çekiyorum. Beni alakadar etmiyor. Benim bir tek bildiğim şey şu... Böyle evet. Bir babalık, annelik olmaz. Devlet sizi bir keşfetse alır elinizden o çocukları. Böyle ana baba olur mu be? Hayır. Vallahi, bir de kaç hayatı mahvediyorsunuz beyefendiciğim? Bakın, sen o kadın da size umut bağlıyor, tamam mı? Belki orada düzgün bir evlilik kuracak. Belki o evlilik ilerleyecek. Yapmayın ne olursunuz. Kaç hayat mahvoluyor olur mu? Hayır. Evvela sen bir düzel. Onların hepsini düzeltirsin. Bir ses geliyor oradan. Kimin sesi? Bebeklerin sesi mi? Bebeklerin sesi evet. En küçüğü kaç yaşında? En küçüğü 4 yaşında. Tamam. Bir kere acilen bu çocuk yapma makinalığı da bitecek. Öyle 5 tane birden çocuk ne oluyor? Kendine bakamıyorsun. Bu arada sen nerelerde? O çocuklara o dertli anne bakıyor. Siz şu anda evde misiniz? Evde tabii evet. ki. Eşiniz nerede peki? O da içeride. Zaten tamam. o önerdi arayın diye. Buraya mı? Evet. Gerçekten evet. mi? Yok ya. O dedi. Yok. Dedi. Hocam dedi çok iyi dedi. Yok böyle. Belki nasihat eder belki aklına girer diye. Peki müsaade ederseniz eşinizi telefona alabilir miyim? Hani isterse vereyim kendisine. Bir sorun arzu ederse isterse. Bir saniye veriyorum. İyi günler hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hiç iyi değilim. Sayende sinirim havalara çıktı.
Ben böyle... Sevin Hanım. Kızma. Sevin Hanım. Ne? Dur bir dinle ama senin abla ya. Dinlemeyeceğim. Ama ne yapma dinle. Peki dinliyoruz. Hadi. Onun hatırı için. Sevin Hanım ben bir senedir bu adamla uğraşıyorum. Beni de bırakmıyor. Hani bana yaptığı haksızlık zaten bir değil beni aştı. En sonunda sevgilisiyle de karşılaştırdı bizi getirdi bir noktaya. İşte kabul ettireceğim. Ben bir şekilde şöyle kabul ettim. Tamam ayrılmıyorum, boşanmıyorum. Çok direktim ama boşanmadı. Boşanmak istemiyor. Saygı duyuyorum. Olabilir. Boşanmazsın. Tamam dedim. Evimde otururum ben. Çocuklarıma bakarım. Evlat. Canım benim ya. Nikahımızı bitiririz. Resmi dini hiçbir şekilde hiçbir hak benim üstümde talep edemezsin. Gelirsin. Ne zaman istersen çocuklarını hafta sonu hafta içi gelirsin. Kapıdan alır gidersin. Görüşürsün. Ben senin çocuklarından evlatlarından ayıracak değilim. Bravo. Hiçbir zaman. Yapmadım da ben bunun için çabaladım. Ama bu diyor ki hayır ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Onu da alıp getireceğim. Senin evine de gelip gideceğim. Karşıdaki kadın da bunu zaten kabul etmiyor. Bir senedir buna diretiyor. Sen karını boşamazsan ben gelmiyorum diye. Ben de artık yoruldum. Ben de çocuklarımı düşünüyorum. Otururum. Evimde çocuklarıma bakarım annelik yaparım. Çok güzel. Maddi zaten beyefendinin fazla böyle bir durumu da yok. Beş tane yaparken hiç düşünmediniz. Ama yeter ki bu sorunu bir çözsün senin hanım. Ya onu bırakacak ya beni bırakacak. Kızım. Ya da yani isteklerimi yani kabul edecek bir şekilde. Bak canım senin ses tonun gibi beynin de işliyor. Bana evet. Sürpriz oldu. Bu adamla nasıl evlendi senin gibi mantığı olan bu kadar güzel düşünen bir kadın? Arkadaş hocam. Hasta. Psikiyatra gidecek. Yani. Doktora. Böyle saçmalık ben yok. Ben söyledim hocam. Defalarca psikiyatriye gidelim. Evlilik terapistine gidelim. Hiçbir şekilde beni dinlemiyor. Bu canlı yayına bağlanmanın sebebi de zaten ben oldum. Lütfen dedim. Tamam biz o zaman size şöyle bir iyilik yapalım. Ben de karşımda gerçekten böyle bir kadın beklemiyordum. Yani hakikaten, helal olsun tesadüf size. Tesadüf yani. Helal olsun sizi yürekten alkışlıyorum. Aferin. Şimdi benim ekranda ya buradan duyduğum kadarıyla sesini duyduğum o beyefendi Selin ablasını kırmayacak. Telefonla Selin ablayla görüştüreceğiz. Onun bu konudaki şeyini biz üstlenelim.